11 artı 0 ile 13 artı 6. günler arasında yapılan ense kalınlığı ölçümüne bir örnek veriyoruz. 11 artı 4 haftalık gebelik. Burada şimdi bebeği genel olarak gözlemledikten sonra önce burun kemiğini gözlemliyoruz. Burun kemiği dediğimiz şey aslında orada 3 tane çizgi görülüyor burun kısmında ama en içteki. Ona dikkat etmek lazım. Ondan sonra mümkün olduğu kadar bebeğin hareket etmediği bir anda, bazen bebekler çok hareketli olabiliyor. Büyük büyütmeye aldıktan sonra, yani başın büyük kısmı ekranda görünür şekilde olduktan sonra, artı bebeğin başı da ne öne doğru eğildiği zaman, çünkü o zaman ense kalınlığı az çıkabiliyor, ne de böyle arkaya doğru eğildiği zaman da bir ölçüm yapmak en doğru ölçümleri verebiliyor. Arkaya doğru çok eğildiği zaman ense kalınlığı fazla çıkabiliyor. Bir diğer önemli şey de rahim iç zarıyla bebeğin cildi arasındaki ayrımı iyi yapmak. Çünkü bu ölçüm nedir, ense kalınlığı ölçümü? Bebeğin ense cildiyle içindeki boşluğun derinliğinin ölçülmesi, omurganın olduğu kısma kadar. Eğer başlangıç noktası olarak cilt yerine eğer rahim iç tabakasını alırsak çok yüksek değerler elde ederiz. Burada güzel bir ölçüm yapmaya çalışıyoruz. 2.5 dedik başta ama sonra 2.9'a kadar çıkarttık ölçümü. 2.5'in üzerinde olduğu için tabii ki bu anne adayında ek bir inceleme yapılması gerekecek. Ama eğer herhangi bir anormallik yoksa bebekte 3.2-3.3'e kadar ölçümlerde fetal DNA testi yapılabiliyor. Çok yüksek değerler değil bunlar. Lakin nihai olarak 2.9 olarak ölçmüş bulunduk bu anne adayında ve burun kemiği normal olduğu için, ense kalınlığı çok aşırı yüksek olmadığı için, beraberinde ductus venosus test dediğimiz test normal olduğu için ve kalpte de herhangi bir sorun algılamadığımız için fetal DNA testi yaptık ve normal geldi.